Merhaba iddaa severler, merhaba canlarım. Yepyeni bir taktik videosuyla karşınızdayım. Bu taktik videomda sizlere Hollanda Ligi'nde dönen oyunlardan bahsedeceğim. Skor şikelerinden bahsedeceğim. Bu skor şikelerini nasıl yaptıklarını anlatacağım. Sizlere hangi haftalarda, hangi maçlar üzerinden bunları denediklerini anlatacağım. Kanıtlarıyla beraber %100 skor şikesini de bu videoda gayet net bir şekilde anlayacaksınız ve sizler de artık bu oyunlara gelmeyeceksiniz. Burada örnek olarak takımımız Fortuna Sittard. Bu şike dolaplarını sizlere Fortuna Sittard takımının üzerinden anlatmaya çalışacağım. Acun Ulıcan'ın da sahibi olduğu söylenen Fortuna Sittard takımının neler yaptığına dilerseniz gelin hep birlikte bir göz atalım. Evet güzel insanlar bu şike skandalını sizlere Fortuna Sittar takımının üzerinden anlatacağım. Neler yaptıklarını şimdi sizlere anlatmaya başlayacağım. Bunun tesadüf mü yoksa şike mi olduğuna sizler karar verin. Tesadüf diyen arkadaşlar yoruma tesadüf diye yazsın. Şike diyen arkadaşlar da yoruma şike diye yazsın. Bunu sizlerden önemli rica ediyorum. Fortuna Sittar takımının Maçlarını inceleyeceğiz. Burada nasıl bir şike yapıyorlarmış onu sizlere göstermeye çalışacağım. Sizler de hazırsanız lafı hiç uzatmadan hemen bu şikelerden sizlere bahsetmek istiyorum. Burada anlatacağım şikeler skor şikeleridir arkadaşlar. Birazdan neler anlattığımı sizler daha net bir şekilde anlayacaksınız. Örnek takımımız Fortuna Sittard demiştik. Peki bu takım ne yapıyor? Nasıl yapıyor? Gelin sizlere tane tane anlatmaya hemen başlayayım. Örnek olarak arkadaşlar Fortuna Sittard takımının şurada 2018 ve 2019 yıllarında oynadıkları maçları sizler için bunu göstermeye çalışacağım. Burada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Burada nasıl şike yaptıklarını anlamanız için beni şu an can kulağıyla dinlemeniz gerekiyor. 2018-2019 sezonunu açtım. Buradan sıra sıra giderek sizlerin de bu yapmış oldukları skor şikesini anlamasını sağlamaya çalışacağım. Burada 2018 ve 2019 sezonunda 14. haftada oynanan şöyle sayalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14. haftada oynadıkları maç ben 3 Fortuna Sittard 1 arkadaşlar. Bakın 14. maç şurada. Şöyle sizlere maçı da göstereyim. Bakın bastığım üzerine. Görmüş olduğunuz üzere Herenmen 3 Fortuna Sittard maçı bir şekliyle sonuçlanmış. Peki bu maçın devamı hangi maç diye soracak olursanız 26. haftada oynanan sondan 9. maçı da incelememiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fortuna Sittard Emmen maçı. Dikkat ettiğiniz yer neresi? Bu maçın da 3-1 bitmesi arkadaşlar. 14. haftada maç 3-1 bitiyor ve 26. haftada oynadıkları maç da 3-1 bitiyor. Ne hikmetse bunun da 90 artı ikisinde atılan golle maç 3-1 sonuçlanıyor. Bu tesadüf değil arkadaşlar. Şimdi sizlere ne anlatmak istediğimi daha net bir şekilde anlayacaksınız. 2018-2019 sezonunda dediğim gibi 14. haftada oynanan maç 3-1 tamamlanıyor. 26. haftada oynanan maçta 3-1 tamamlanıyor. Evet kardeşlerim 14. haftada maçın 3-1 bittiğini zaten gördünüz. 26. haftada da maç 3-1 tamamlandı. Bu maçların biri Herenmen maçıydı diğeri de Emmen maçıydı. Şimdi Herenmen maçının iki üstündeki maça bakalım. Gördüğünüz gibi Herenmen Fortuna Sittard maçı 3-1 tamamlanmıştı. Ve burada iki üstünde Venlo Fortuna Sittard maçını görüyorsunuz. Bir sonraki sezonda... 14 haftaya denk gelecek olan takımın ismi Venlo arkadaşlar. Hemen bir sonraki sezonu açıyorum. 2019-2020 sezonunda da 14. haftaya baktığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Zvolve ve Fortuna Sittard maçını gördünüz. 14. haftada Zvol ve Fortuna Sittard maçı 3-1 tamamlandı. 14. hafta dikkat edin arkadaşlar. Sonrasında da sonrasında da 26. hafta maçına yani sondan 9. maça bakacağız. Ama burada bir problem oldu. Pandemi dolayısıyla arkadaşlar bu maçlar ertelendi ve hesap karıştı. Bu takım ligden düştüğünde ya da yeni bir lige çıktığında ya da maç ertelendiğinde ya da herhangi bir problem olduğunda maalesef bu sistem işlemiyor. Ama devamında devamında dilerseniz hemen 2020-2021 sezonuna da bir bakalım. Burada da arkadaşlar burada da sayalım 14 14. haftayı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Hatta 15'e yani 14 15 maç ertelendiği için 15'e denk gelmiş. Burada da her an ben Fortuna Sittard maçının 1 3 şekliyle sonuçlandığını görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar üstüne tıklıyorum. Maç 1 3 sonuçlanmış. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sondan 9. maça baktığımızda da 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Venlo Fortuna Sittard 9. sıradaki maçında 1-3 şekliyle sonuçlandığını görüyorsunuz. Üstteki maç 3-1 bittiyse sondan 9. maç, yani 26. haftanın maçı da 3-1 tamamlanıyor. Üstteki maç 1-3 şekliyle bitiyorsa sondan 9. 26. haftaki maç da gördüğünüz gibi 1-3 şekliyle tamamlanıyor. Bu kadarı tesadüf değil arkadaşlar. Buna inanın. Gördüğünüz gibi bu Hollanda Ligi'nde 14. haftaya ve 26. haftaya dikkat etmemiz gerekiyor. Devam edelim. Devam edelim dostlar. Gelelim 2023-2024 sezonuna. Burada bakalım arkadaşlar. 2023-2024 sezonunda da 14. haftaya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gördüğünüz üzere Fortuna Sittard vites maçının 3-1 tamamlandığını sizler de görüyorsunuz. Şöyle üstüne bastım. Bakın arkadaşlar geçen sene oynadıkları maç 3-1 şekliyle tamamlanmış. Ve burada da maçın 3-1 tamamlandığını zaten gördünüz. Peki 26. hafta maçı ne oldu? 3-1 tamamlanan maçın 26. hafta maçına da bakalım. Sayıyoruz arkadaşlar. Alttan 9 sayacaksınız. 26. hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Fortuna Sittard ve maçının da 3-1 sonuçlandığını gördünüz değil mi? Bakın arkadaşlar bu tesadüf değil. 14. haftadaki maç 3-1 bitiyor. Ne hikmetse 26. haftadaki maçta 3-1 tamamlanıyor. Buna göre, buna göre, buna göre burada, burada bir sonraki sezonda şimdi sizlere 3-1 ya da 1-3 skorunun kuponunu hediye edeceğim. Bu durumu anladınız. Neler anlatmak istediğimi basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu Hollanda Ligi'ndeki 14. haftada Fortuna Sittard'ın oynadığı ve 26. haftada Fortuna Sittard'ın oynadığı maçlar önemli. 14. haftada 1-3 bitiyorsa 26. haftada da bu maç 1-3 tamamlanıyor. 14. haftada 3-1 bitiyorsa 26. haftada da 3-1 tamamlanıyor. Buraya kadar tamam arkadaşlar. Sıra geldi, sıra geldi. Bu sezon, bu sezon bu takımın Hangi takımla oynayacağı maçın 3-1 ya da 1-3 biteceğine. Şimdi burada sizlere 2 kupon hediye edeceğim. Buraya çok dikkat edin. Sadece zamanı geldiğinde 1-3 ya da 3-1 skor oynayıp skoru cebinize koyup kuponunuzla kazanç sağlayacaksınız. Bu duruma baktığımıza göre arkadaşlar 14. haftadaki 14. haftadaki maçın 2 üstünü inceleyeceğiz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14. haftada Fortuna Sittard Vitesse'le oynamıştı. 2 üstündeki maç Herakles maçı arkadaşlar. 1 2. Herakles maçı. 2024-2025 sezonunda 14. haftaya ya da 26. haftaya Herakles maçı denk geldiği an Herakles maçının Herakles maçının 1-3 ya da 3-1 biteceğini şimdi sizlere söylemek istiyorum. Burada baktığımızda da arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle tane tane gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. F'nin orta denk geliyor ama şurada bir Ali Cengiz oyunu var arkadaşlar. Ayaksın maçı ertelenmiş. Ertelendiği için 14 saydığınızda Herakles Fortuna Sittard maçının 1-3 ya da 3-1 bittiğini zaten anladınız. Burası burada 12. ayın 8'inde oynayacakları Herakles Fortuna Sittard maçı 1-3 ya da 3-1 bitecek. Skor olarak bunu değerlendirin. Peki aşağı doğru inelim arkadaşlar. 26. haftada sondan 9. maçta 1-3 ya da 3-1 bitecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Groningen maçı ya 1-3 ya 3-1 bitecek ama Groningen maçını bulmak daha kolay. Neden? Çünkü 14. haftadaki maç 3-1 biterse Groningen'in maçı da 3-1 bitecek. 14. haftadaki maç 1-3 biterse Groningen'in maçı da 1-3 bitecek. Yani kısacası şu. 14. haftada bu takımın oynadığı, Herakles'le oynadığı kuponu 1-3 3-1 şekliyle skor olarak oynayıp kazanacaksınız. Bekleyeceksiniz. 26. haftada bu takımın oynadığı Groningen Fortuna Sittard maçının 14. haftada gelen skorla aynı olduğunu sizler de kendi gözünüzle göreceksiniz. 14. haftada 1-3 3-1 skor. 26. haftada 1-3 3-1 skor. Bu kadar kolay. Sizlere 2 tane skor kuponu hediye ettim. 14. haftada 1-3 3-1 skoru oynadınız. 14. haftadaki skor 1-3 biterse 26. haftada Groningen Fortuna Sittard'la oynayacağı maçın skoru da 3-1 bitecek. Eğer ki 14. haftada 1-3 biterse bu maç Groningen Fortuna Sittard maçı da 1-3 bitecek. Alın size 2 tane skor. Oynayın, tepe tepe kullanın, paranın içinden geçin istiyorum. Sistemimiz bu kadar kolay. Burada dönen şikeyi sizlere dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Üstüne üstlük de 2 tane skor kuponunu sizlere hediye ettim. Daha ne yapayım arkadaşlar? Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece maçları, kuponları ve iddia ile ilgili de hiçbir videoyu kaçırmayacaksınız. Anlamadığınız herhangi bir konu olursa yorum bölümüne yazmaktan çekinmeyin. Kafanıza takılan herhangi bir sorunda Yoruma yazarsınız bizler de size cevabı veririz. Ben sizlere bunların neler yaptığını, ne şekilde şike yaptığını anlatmaya çalıştım. Yine söylüyorum yorumda bu bir tesadüf mü şike mi yazmayı da unutmayın diyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinizin kazanmasını istiyorum. Burada dönen şikeyi sizlere anlattım. 1-3-3-1 şikesini ve sizlere daha oynanmamış iki maçında skorunu hediye ettim taktik videomuzun sonuna geldik. Bir başka taktik videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.